Değerli dünyadaşlar, müzik severler, hayat severler, 55 yıldır yakın dostum olan büyük bestecimiz, dehası uluslararası alanda büyük saygı gören Selman Ada dostumdayız. Selmancığım selam. Merhaba Tarık'cığım, selam. 70 yetmemiş ki 71 olduk ikimiz de. Evet. Çok yoğun, verimli bir hayatımız Yetmese de var. idare. Efendim? Yetse de yetmese de idare ediyoruz diyorum. Güzel, harika. Şimdi bu birkaç bölümden oluşan sohbet dizisinde ilki bir genel uvertür gibi bir genel şey yapalım diye konuştuk. Ondan sonra bu müzik aşkı nasıl belirdi sende? Tarık'cığım, ben kendimi bildiğimde evde bir tane piyano vardı, halamdan kalmış. Evdeki piyano. Biraz akortsuz filandı ama ben onunla oyuncak gibi düşünüp, o zamanlar zaten çok oyuncak yoktu. Öyle oyun oynayarak başladım yani. Böyle başladı. Çok seviyordum piyanodan çıkan sesleri. Peki piyano dersi alma süreci nasıl oldu? Şöyle, ilkokula başladığımızda bir mandolin kursuna yazıldım ben. Çok istedim, arzu ettim. Bir de mandolin bulduk. Gittim, orada absolü kulak denen, kesin kulak diye tercüme ediyorum. Tam bilmiyorum Türkçe ne deniyor. Kulağımın absolü olduğu çok net anlaşılınca, mandolin kursu hocası da önemlice bir adamdı, değerli bir hocaydı. Heybeliada'daki bu şey vardır orada, harp okulu, Deniz Harp Okulu. Oranın müzik öğretmeniydi. Adı da Chopin Asım'dı. Lakabı Chopin. Harika. Doğru düzgün bir hocaydı. İlkokulumuzun müdürü de keman mezunuydu. Keman öğretmeni mezunu, talim Ankara'daki öğretmen okulundan. Dolayısıyla çok şanslıydım. Bu insanlar beni keşfedince annem babama geldiler, söylediler. Kısa bir süre sonra da devrin en önemli hocası olan Ferdi Stadler'e beni götürdüler. Asıl adı Friedrich von Stadler. Avusturyalı. Orada mezun olmuş. Hocalık yapmış Viyana'da. Sonra Türkiye'ye yerleşmiş. Çok özel ve kıymetli bir hocaydı. Onunla başladım. Ve bu yaşıma kadar geldim. Peki tabii bildiğim bazı şeyler ve onlar zihnime üşüyor. Onları da açmak istiyorum ama o zaman bir şeyde kalacağız. Halbuki bu genel bir girizgah olmalı. Ben kısa kısa geçiyorum. Daha çok Evet. şey konuşabilirim. Yaşa. Peki harika çocuk bursu için süreç nasıl oldu? Şöyle oldu. Ben o devirde Ferdi Stadler'le çalışırken 10 yaşıma doğru gelince harika çocuk sınavı olduğunu biz bilmiyorduk. Benim oraya girebileceğimi, girmem gerektiğini babama, anneme söyledi. Ben o sınava girip kazandım. Kazanınca Ankara Devlet Konservatuvarı'na gönderdiler Ali Veysel'e beni. Çünkü ilkokulu bitirmeden yollamama kararı vermiş komisyon vardı, kanunun kapsamında bir komisyon vardı. O komisyon İdilbiret'i göndermiş ilkokulu bitirmeden. Yıllar sonra İdilbiret ehliyet alamamış. İlkokul diploması vermemişler. Yok diye. O yüzden İzmit'te bir öyle büyüdüm. İzmit'te bir ilkokulu bitirmiş. Sonra 25-30 yaşların civarında. Başıma bunlar gelmesin diye ben Ankara'da 2 yıl eğitim aldım. Orada da çok değerli hocalarım oldu. Başta Mithat Fenden ve Hulusi Cemal Erkin. Bir de Erçivan Saydam. Bunlar çok değerli hocalarımdı. Hepsi de zaten çok değerli bir dönemdi Türkiye için o dönem. Bütün hocalar müthişti. Hepsiyle de diyaloğum oldu. Bütün o meşhurlar, Adnan Saygun, Necip Kazım Akses falan.
güzel bir çocukluk pişme dönemi. Oradan zaten Paris'e gönderdiler. İstersen Paris'te devam edeyim. Çok güzel olur. Paris'te komisyonun belirlediği hocalarla temas kurduk. Onlar her şeyi biliyordu. Biz tabii hiçbir şey bilmiyorduk doğal olarak. Ve oradaki en iyi, dünyanın belki de en sayılı hocalarıyla tanıştık. Onların öğrencisi oldum. O konservatuara sınavları kazanarak girdim. Ve 1971 yılında birincilikle okuduğum bütün bölümleri bitirdim. Birinciler birincisi diye bir tabir var. Salaklar var bu ülkede. Ben sanki kendimi övüyorum zannediyorlar. Halbuki ben kendimi hiç övmedim. Fransa'da şöyle bir kural var. Birinci değilsen, yani birincilik ödülünü almadıysan konservatuarı bitirmemiş oluyorsun. Dolayısıyla her yıl bir bölüm, mesela piyanodan 6-7 kişi mezun olur. Bunların en yüksek puan alanına birinciler birincisi denir. Ben işte o unvanla mezun oldum. Bunu burada belirtmek için tarihi bir gerçek önemli. Çünkü onu bile bana sorun ettiler. Yani kendini beğenmiş zannettiler. Ben kendimi beğenmedim. Beni beğenen zaten beğenir. Yani ben kendimi niye beğeneyim? Dolayısıyla beğenmeyen de beğenmez abi. Yani nasıl? Çok güzel bir durum. Ama beğenme sonuçta ben oradan başarılı bir şekilde 5 bölümden bire hepsini birincilikte bitirdim. Hangi 71'de bölümler diye efendim bilmeyenler için bölümler. o da analiz ve deşifre, solfej ve armoni ayrı ayrı bölümler olarak. Evet. Hatta en önemlisi piyano bölümünü bitirmiş olmak. Türkiye'ye geldim. Birkaç festival verdim. Baktım ki para vermiyorlar. Plaket veriyorlar Türkiye'de o zaman. Şimdi de öyle. Plaket seviyordu millet, bizim ülkemiz. Meselenin bir ciddi meslek olduğunu hala da kimse kavramış değil açıkçası. Serbest meslek erbabı olarak Türkiye'de konsertist olarak yaşamak imkansız. Örneği de yok. Hiç örneği yok. Genellikle Biret gibi, Fazıl Say gibi birçok önemli isim, Gülsün Onay vesaire, hepsi yani solist olanlar Türkiye'de. Rahmetli Sun Akan falan, hepsi yurt dışında yaptık her yerde. Başka ülkelerde verdiği konserlerden para alıyordu. Türkiye'de de ya para vermezler ya da çok düşük bir şey verirler gibi. Onlar da iyi niyetle bazen Türkiye'de de çaldılar. Türkiye'de çalmadılar. Türkiye'de de çaldılar. Bu bir acı bir durum. Bunu da belirtmiş olayım, tarihi bir şey. Yani bu ülkenin siyasi olarak, yani sanat politikası açısından biraz daha dikkatli, yeni ufuklara doğru açılması gerekir. Bu konuya önem vermek gerekir. Sanatçının emeğinin karşılığını ödemek konusunda cimri davranmamak gerekir. Gerektiği kadar, ne kadarsa onun hakkı, onu ödemek gerekir. Hakkından fazlası değil. Ama hakkı da bugünkü rayiçlerle en az 2-3 bin dolardır. Daha altında hiç kimse çıkmaz. Olmaz öyle bir şey. Ama bizde verilen paralar 200 dolar, 100 dolar, öyle paralar verildiği zaman o da genelde verilmez. Plaket verirler. Plaket severler derneği kuracağım ben yakında. Evet. Evet. Dolayısıyla biraz alındım bu konulara. O sıralarda öğretmenlik de yapıyordum. Sonra operaya geçtim zaten. Çünkü opera besteleme arzum vardı. Sen de o zaman vardın. Bir dostluk zaten. Benim opera besteleme arzum konusunda kararım şu oldu. Operaya girmem lazım. Bu kararı verdim. Aydın Gün hocamız vardı. Çok kıymetli. Dünya çapında bir adamdı Aydın Gün. Ona gittim. Durumu söyledim. Ben ileride operalar bestelemek istiyorum hocam dedim. Ne kadar küstahmışım ki operalar dedim. Fakat sözümde durdum. Opera dememişim, operalar dedim. Hatırlıyorum bunu. Biraz büyük düşünmüşüm. Ama o büyük düşündüğümün karşılığını da yaşadım. Karşılığını verdim. Hocama mahcup olmadım. O da çok tebrikler ederek ileri yaşlarında tekrar onunla görüştüğümde bana gösterdiği sevgi çok özeldi. Artık kabul etmişti benim besteci olarak. Bu memlekete çok büyük hizmetler vermen gerekiyor. Daha devamı var bu işin. Çantanı al git Ankara'ya genel müdür ol dedi bana. Aman hocam dedim ben.
Türkiye'de kimseyi genelde yapmazlar. Ben siyasi falan hiçbir kimsem yok. Olsun sen çantanı al Ankara'ya git demişti bana. Ben de pek Ankara'ya gitmedim açıkçası. Öyle kaldı. Sonra hocamız vefat etti. Ben bu süreçlerde çok uzun yıllar hem İstanbul hem Ankara operalarında tabii diğer açılan ondan sonra İzmir ve Mersin açılmıştı. Sonra da Antalya açıldı. Bütün oralarda en sonunda da Samsun'da. Her yerde daha doğrusu bütün opera olan illerimizde hem şeflik hem de eserlerimizin ortak olan kendi yazdığımız eserleri yönetmek imkanını buldum. Başka bestecilerin tabii ki eserlerini de yönettim. Epeyce bir uzunca bir kariyer oldu. Bu arada uzun seneler de Fransa'da piyano öğretmenliği yaptım. Epeyce sayıda yani bir sayı saymadım ama herhalde 1000'den fazla temsil konser resital sahneye çıkmıştım vardır. Çok geniş ve zengin bir hayat oldu. Yani tecrübe açısından. Doğru. Bir de daha 7 yaşındayken hem besteci hem piyanist hem orkestra şefi olarak kendini gördüğünü belirten notun var el yazısıyla, onu hatırlıyorum. Doğru. Ve yani seninle ilgili biyografi çok önemli olur. Eserlerinin müzikologlarca da hani senin aslında kılavuzluğunda ne güzel olur. İncelenerek böyle kapsamlı bir esere gerek var. Bir albüm gibi. Umarım onda bir ekip oluşturulur ve da gerçekleştirilir. Şef olarak provasız İstanbul'da 20 yaşımızdayken Don Giovanni'yi çıkıp yönetmiştin. O Doğru. olaydı. Ben hatırlıyorum. Evet, ben çok şanslıyım çünkü Fransa'da en büyük hocalardan ders aldım. Ondan önce de Türkiye'de en iyi hocalardan ders aldım. Fakat bütün bunlar bitti. Fransa'daki konservatuvarda bitip döndükten sonra İstanbul Operası'na girince baktım orada bir müzik direktörü var ve muazzam bir adam. Gerçekten çok büyük bir ustaydı. Robert Wagner. Kendisi bana söyledi. Sizin kulağınız absolut. Aldığınız eğitim müthiş. Tek eksiğiniz biraz orkestra şefliğinin el işaretlerini öğrenmeniz dedi. Ben çok şaşırdım. Hep hayalimde vardı ama biraz onu hani şey etmiyordum, ciddiye almıyordum. Öyle bir hayal olarak bende vardı. Hoca bu kadar ısrarcı olunca ben de çalışmaya başladım. Bana ücretsiz dersler verdi. Robert Wagner çok kıymetli bir adamdı. Özel bir o derslerin sonunda bir gün birkaç kere ben bazı provaları yönetiyordum zaten operada artık başlamıştım. Güveni de artmıştı yöneticilerin özellikle Aydın Gün hocamızın. Bir gün Robert Wagner çok ciddi bir hastalık geçirmiş. Hastaneye kaldırmışlar. Akşamına da temsil var. Çok geç saatte beni gelip buldular. Operaya alelacele götürdüler. Ben hakikaten prova falan yapacak vakit yok. Saat 7'yi geçiyordu. 8'de temsil var. Fakat Don Giovanni'nin çok sayıda provasını yönetmiştim. Yani herkes biliyor ki ben bu eseri yönetebilirim. Ama orkestra provası değil. Yani orkestrayla hiç prova yapmamıştım. Bir tek o eksikti. Asıl en önemlisi de o tabii. Fakat orkestracılar da beni herhalde çok seviyordu. Ben de gençtim. Sempatik buluyorlardı o zaman. Şimdiki gibi böyle sert bir mizaç gibi görünmüyordum herhalde. Ondan sonra ben o konser temsili çok büyük bir başarıyla yönetince başka eserler hemen ardından Aydın Gül başka eserler vererek ve de oradaki unvanımı değiştirerek beni orkestra şefi kadrosuna hemen aldı. Ve ben epeyce sayıda askere gidene kadar 76'da askere gittim.
Kısa dönem 4 ay İskenderun'da denizci olarak askerlik yaptım. 76'da. O sene inanılmaz bir sıcaktı. O sıcakta yazlık elbise yokmuş o zamanlar. Çalıştığımız, talim ettiğimiz yerde. Kışlık botlar ve kışlık fanilalar, kışlık elbiselerle Temmuz, Ağustos o korkunç sıcakta. Tarihe geçen bir sıcak seneydi. Kuraklık oldu hatta. O kanter içinde gençmişiz tabii. Orada askerlik yaptım. Hatıralarım çok güzel, anıyorum onları bazen. Güzel bir dönemdi. Sonra işte biraz Fransa, biraz Türkiye, biraz Fransa, biraz Türkiye. Mekik'te okudum Tarık'cığım, sen de biliyorsun. En son geldim ve 87'de oturduk. Senle düşündük, 88'de tabii başladık düşünmeye, çalışmaya. 89'da sanırım yani müzik partisi onun bitti. Ve 91'de de Ali Baba sahneye çıktı Ankara'da. Evet. Senin Şevki ve Murat Göksu dostumuzun harika bir Evet, Murat Göksu'nun fevkalade güzel güzel bir rejisiyle. O müthiş bir şey oldu. İkimizin de gündeme kuvvetli bir şekilde gelmemize neden oldu, imkan verdi. Ondan sonra çorap söküğü gibi gitti bir uzun yıllar. Mavi Nokta arkasından, Aşk-ı Memnu arkasından, Başka Dünya. Ondan sonra bir günün birinde Ankara'ya beni müzik genel müdür olarak, genel sanat yönetmeni olarak çağırdı bakanlık. Ben kimseyi tanımıyordum Tarık'cığım bakanlıktan. İsim bile bilmiyordum. Onlar beni bizim operaların sitesi var, web sitesinde. Herkesin, her sanatçının da CV'si var orada. Biyografileri var. Oradan bulmuşlar. 3-5 tane CV çıkartmışlar. O kişilerle görüşmüşler. Biri de bendim o görüştüklerinde. Bana genel müdür olacaksınız falan da denmedi. Hiçbir şey denmedi. Sadece çaya gittiğimde davet etmişlerdi, hatırlıyorum. Ben sizdeydim. evet, şöyle bir şey oldu. Bana dediler ki siz olsanız nasıl bir gelişme, nasıl bir planlama yapardınız? Ben de 20 dakika süren bir konuşmayla hazırlıksız yakalanmama rağmen yılların hazırlığı vardı kafamda tabii. Onlara bu güzelce bir güzel briefing gibi anlattım. Bunun üzerine çok memnun olduk dediler. Ayağa kalktılar, ben de kalktım. El sıkıştık, ayrıldım. Ayrılırken müsteşar bey şey dedi, siz mesajı aldınız mı dedi. Hiç unutmuyorum o cümleyi. Ben de aslında ne dediklerini anlamamıştım Tarık'cığım. Fakat rezil olmayayım diye aldım dedi. Ama şöyle, ben danışmanlık bana teklif gelir diye düşündüm. O şekilde mesaj aldım. Geldim buraya. Yine Gezi Parkı olayları çıktı. Uzun bir süre kimse beni aramadı. Uzun bir süre Türkiye'de yine siyasi bir takım sıkıntılar yaşandı. Arkasından bir gün sabahın köründe, bir Temmuz sabahı, çok erken saat 8:30 civarında müsteşar aradı beni. Dedi ki siz neredesiniz? Mersin'deyim. Bugün dedi saat 5'e kadar Ankara'da olabilir misiniz? Olabilirim dedi. Mersin'den Ankara'ya nasıl gideceğim? Kafamda da o anda onu düşündüm. Uçağa binecek halim yok çünkü uçak bulamam, bilmem ne olmaz, buradan Adana'ya falan. En iyisi arabamla giderim diye içimden düşündüm. O gün adamcağıza şey sordum. Efendim beni dedim hangi görevli çağırıyorsunuz? Tabii ki genel müdür deyince ben şaşırdım, elimden telefon düşecek. Hiç beklemediğim bir şeydi. Siz bir şey de demedim, anlıyorum dedim, kapattım. Bu telefon düşecekti demiştin. Bu da şey oldu. Çok güzel bir zamanlama oldu. Evet, tekrar oldu galiba. Oldu. Dolayısıyla kusura bakma, bu biraz uyduruk bir Gayet güzel, hikaye. gayet güzel. Evet. Böylelikle o süreçte ben çok özel işler yaptım. Operaya inanılmaz katkılarda bulundum. Fakat bu katkıların hiçbiri basında yer almadı. Pardon.
İnşallah düşmez, çökmez. Evet. Dolayısıyla yani böyle bir dönemde geçtik. Görünmeyen bir şekilde bu. Ama izleri kaldı. O izler sayesinde de çok iyi yerlere doğru gidiyor opera. Genç, şimdi yeni genel müdür var. Çok kıymetli bir sanatçı. O da efendi bir insan. Onlar da karar vermişler. Şimdi ikimizin ortak eseri Falco, Evet. Gogol'den hareket Falco hikayesinin operasını Mersin'de inşallah hayata geçireceğiz. Premier tarihi değişti. 8 Haziran oldu. Çünkü bazı arkadaşlarımız çok doluymuş, o sıralara yetiştiremezler diye. 8 Haziran oldu. İnşallah senin de programına uygun olur. Burada zaten sen Gelirsin. olmazsan olmaz yani. Mutlaka gelirsin diye düşünüyorum. Büyük bir şans olur bizim için seni görebilmek. Ondan sonra devamı da sanki gelecek gibi başka eserlerinde sahnelenmesi söz konusu. Evet. Hamlet'e çok ilgi gösteriyor burada bir arkadaşımız rejisör. Ben de dedim ki çok iyi olur, kıymetli bir rejisör arkadaşımız. Güzel. Ondan sonra bu şekilde sanırım güzel bir döneme gireceğiz. Uzun bir süre eserlerimiz ya da eserlerim sahneye çıkmadı. Fakat bu da bir dönem diyelim. Bazen öyle dönemler olabilir hayatta. Şimdi bundan sonra güzel bir şekilde hepsi olacak. Evet. Tabii burada opera sayılarımız, benim opera sayım çok arttı. Dokuz yansı bir taraftan bir opera gibi düşünülebilir. Bir de 15 nano yine opera var. O da bir gece olarak planlanabilir. Böylelikle onların dışına çıkarsak 23 tane de büyük opera var. Müthiş. Dolayısıyla müthiş. Bunlarla beraber bunları yani bu 24 operayı 15, 23, 20, tabii 23 nano operayı iki opera sayarsak 25 opera ediyor. Evet. Türkiye'de yazılmış toplam opera sayısı kadar operayı da biz Harika. yazmış olduk. İki libretist arkadaşla daha çalıştın benden sonra. Evet. Bir, üç hatta libretist. Üç. Bir de çok kıymetli bir arkadaşım var burada. Onunla da bale librettosu yazdı bana. Ne güzel. Çok iyi arkadaş, arkeolog İhsan Bey'i tanırsın zaten. Dolayısıyla onun bilgisinden yararlanarak güzel oldu. Böylelikle birçok eser kazanmış oldu. 7 tane bale. Biri senle yaptığımız Robinson Bale Suite'i. Onu öyküyü istediği gibi oturtabilir müziğe soruyor da. Özgür olabilir. Suite olunca daha rahat oluyor. O şekilde oldu. Onu tam şeye gitmeden genel müdürlük atamasının hemen öncesinde yazmıştım. Şimdi Opus 173'ü yazıyorum. Piyano sonatı, büyük bir piyano sonatı yazıyorum. Harika. Piyano konçertosunu hasretle bekliyorum biliyorsun. Konçertom var yazdım. Piyano Onun üstü konçertom. konçertosu. Evet, onu yazmıştım. 5-6 yıl evvel. Oh. Hatta daha piyano konçertosu müthiş oldu. Onu bakalım ne zaman, nerede olacak o? Aslında Ben ettik ama pek dikkate alınmadı. CSO'da çalınması için piyanist bir dilekçe yazmış. Onu çalmak isteyen piyanist. Fakat cevap gelmemiş. O da öyle kaldı. Ama bir gün çalınır diye düşünüyorum. Onu böyle çok iyi bir piyanistin çalması gerekir. Değişik yazdım onu açıkçası. Biraz da iddialı oldu. Şimdi piyano sonatı. Ben gençliğimde bir tane Nişapur sonat kurun. yazmıştım. Sen de Harika. onu biliyorsun. O bir bölümlü, tek bölümlü sonat. Bu şimdi üç bölümlü sonat oluyor. Büyük bir sonat olacak. Dün başladım onu yazmaya. Güzel haber. Umarım inşallah çok iyi yere doğru gelecek. Eminim, güveniyorum tabii ki ve merak ediyorum.
değerli eşin, dostumuz, benim, bizim de ailece dostumuz Karolin, o da müzisyen, ve bu çok önemli değil mi, onun da müzisyen olması seni anlaması bakımından? Tabii o anlıyor benim yaptıklarımı. Hem bir yandan da onu bizi besleyen bir saygısı oluşuyor sürekli. Her zaman ben ne yazarsam piyanoda onları çalmaya çalışıyor. Kulaklığıyla ben beste yapabileyim diye. Çünkü başka ses olunca beste yapamıyorum. Yıllardır o da kulaklıkla piyano çalıyor. O şekilde. Onun çaldığı piyanoyu duymayalı 40 yıl olmuştur. 30 yıl olmuştur ya da bilmiyorum ne kadar oldu. Çok zaman oldu. Bu dijital piyanolar çıkalı beri kulaklık müthiş bir alet. Ben sessizlikte ancak beste yapabiliyorum. O yüzden böyle benimle yaşamak yani ya sağır olmuş gibi kendini düşün öyle bir şey. Çünkü konuşma sesleri falan beni hiç rahatsız etmez. Gürültü de rahatsız etmez. Ama frekansı belli sesler. Do, re, mi gibi yani frekansı belli sesler varsa çevrede felaket. Ben tıpkı bir ressamın tuvaline birisi gelip bir kova boya dökmüş gibi olur. Yani onun üstüne ben bir resim yapamam. Yani beste yapamam gibi bir şey. Bunu tabii empatiyle sen çok güzel algılarsın eski bestecilerden Tarık'cığım. Senin çok güzel bir bas sesin vardı hatırlıyor musun? Gençliğinde denemiştik. Sonra sen şairliğe devam et demiştim ben sana. Sesin gelmiyor. Bir dakika niye acaba? Pardon, tamam. Annemi, babacığını sevgi ve saygıyla, şükranla anıyorum. Tabii onlar sana hep güvendi, seni hep destekledi. Değil mi? Yani... Doğru. Destekten de öte yani hayatlarını koydular ortaya. Doğru, hayatlarını koydu. Her şeylerini verdiler yani müthiş bir özveriydi. Evet, ben sana bir sürpriz yapmıştım, Aşk-ı Memnu operamız sürecinde. Libretto'da Adnan Bey'in anne babasının adlarını senin anne baban... Doğru. Onun... Doğru. Çok güzel oldu. O öyle kaldı. Böylelikle hoş oldu doğrusu. Ne güzel. Çok zarif bir adamsın. Bu arada ben hep konuştum. Sen soruyorsun. Bir şey Yok. söylemek istiyorum. Bu gibi görüşmeleri ben çok değerli, tabii ki hepsi birbirinden değerli insanlarla hep yaptım. Ancak seninle bu tarz bir görüşmeyi yapmak gerçekten tarihi olduğunu düşünüyorum. Çok nedeni var. Bir tanesi senin sanatçılığın, sanatçı kişiliğin. Bir diğeri de ikimizin dostluğu. Dolayısıyla senin böyle bir mülakat ya da ne diyeyim röportaj yapman müthiş oldu. Yani farklı oldu açıkçası. Senden de bahsetmek lazım. Ben bu işleri senin gibi yapamıyorum. Sen bayağı gazeteci gibi uğraşıyorsun. Çok güzel televizyoncu gibi yapıyorsun. Valla şey yani seninle de bu tarz görüşmeler yapılması gerekiyor. Çok önemli. Yapılıyor da galiba zaten. Ben biraz kenarda köşede kaldım son yıllarda doğal olarak. Emeklilik Türkiye'de biraz sanki unutulmuşsun gibi bir şey. Sen de yaşıyorsun emekliliği. Hele bir de İstanbul'da değilsen iyice gözden ırak, gönülden ırak oluyorsun. O bakımdan evet söyleyeceğim. Mersin'e taşınma kararın, ben önce doğrusu hani biraz yadırgamıştım ama sana son derece hak verdim. Gelip görünce denize nazır, Evet. Şimdi sakin. İstanbul'da bu imkanı bulamayacağımı düşündüm. Bir de Tarık'cığım sadece mesela imkan değil, biraz da aldığımız maaşların yetmemesi nedeniyle bunu tabii bir şikayet olarak söylemiyorum. İstanbul'da hayat normalinin çok üstünde pahalı. Dolayısıyla
Oradaki evi de Baykal'a oğluma bıraktım ki oturuyor. Dolayısıyla biz o üst üste başka yere çıksam kira vereceğim. Burayı vaktiyle alabilmiştik. Geldik buraya yerleştik. Yani şey bu. Burada domates, peynir, birçok şey daha ucuz. Meyve çok ucuz. Geçen 2 gün evvel portakal aldım 7,5 lira kilosu. Harika. Yani hakikaten Evet. bu benim emekli maaşım portakal almaya yetiyor. Yani burası daha uygun. Anlıyorum. Mesaj alınmıştır. Ki Senin emekli maaşın da benim pardon. aynıdır maaşlarım. Emekli maaşlarımız diyorum aynıdır. Sen bilirsin bu işleri, Evet. devlet su işleri. Bu arada Baykal çok değerli bir sanatçı. O da başka bir alanda müzisyen, şair ve hukukçu. Aynı zamanda o çok çok iyi yetiştirdiniz. Yani ben çok çok küçüklüğünden 2 yaşından beri falan onu tanıyorum. O da bir başka... Hayranların, evet, sana hayrandır, seni çok sever. İyi yetişti, evet, doğrusu annesi onu çok iyi yetiştirdi. Ben de biraz ilgilenebildim. İyi bir müzisyen, sana söyleyeyim. Yani yaptığı rock müziğin çok iyisini yapıyor. Ben hiç ona müzik öğretmedim, kendiliğinden. Yani adam doğal olarak yapıyor. Yetenekli. Ondan sonra hukukçu olarak çok saygın bir görevi var şimdi. İyi bir yerde çalışıyor. Saygıdeğer bir özellikleri var. En büyük özellik az konuşmak, çok iş yapmak. Çok Dolayısıyla onu seviyorlar çalıştığı. Türkiye'de pek Çok iyi. olmayan bir şey. Evet. Az olan bir şey. Bu arada Doğru. bizim Ali Baba ve Kırk Haramiler 2012'de Almanya'da Almancı olarak icra edildi. Bu da bir Türk operasının ilk, bu da bir ilk, değil mi opera tarihimizde başka dile çevrilip icra edildi. İlk, o da çok değerli bir şey oldu. Ayrıca Değil. Cumhuriyet'in... Çünkü evet, evvel başka ülkede o bizim Türkiye'den giden Türkler tarafından oynanan eserler var. Bir yine bizimki var bir tane. O Aşk-ı Memnu İspanya'da ben onu Aynen. götürüp Evet, yapmıştık. turne. Şimdi orada. O da güzel. Gerçekten bir Batı Avrupa ülkesinde repertuara girmek, A sınıfı hele bir operada bence bir ilk. Bence değil yani Evet. bir ilk. Bu çok önemli bir hedefti. Benim kafamda bir hedeften ziyade Türkiye'nin hedefiydi bu alanda. Türkiye'de birçok besteci opera yazdı. Hiçbirine nasip olmayan bir şans bize güldü. Bizim eserimizi beğenerek YouTube'dan bulmuşlar. Ben Evet. kimseye eserimizi yapın. Evet, biz de bir YouTube'dan. ikimiz de daha çok yaratmaya ağırlık veriyoruz ve tanıtıma pek girişmiyoruz açıkçası, hiç girişmiyoruz. Evet. Hatta biraz bence günümüzün koşullarına göre yanlış yapıyoruz. Yani Evet. doğru bir hareket. Ama bazı kişiler de bunu yapmasın, iyi olur yani. Doğru. Selman'a da ben yani libretto yazdığım için değil, epey yeterince nesnel konuştuğum kanısındayım. Türkiye'nin dünyaya sunabileceği en büyük bir değerlerden, büyük bir hazinesin ve bu Türkiye'nin kıvançla tanıtması gereken bir değersin. Dünya görüşü ne olursa olsun, siyasi yönetimler, şunlar, bunlar vesaire. Yani bu öldükten sonra işte vah vah büyüktü vesaire, işte bunları yap veya bunlar geçerli değil bugün. Yani özenle yaşarken büyüklere sahip çıkmak lazım. Çok doğru. Açıkçası şimdi süremiz azalıyor. Bu ilk uvertürümüz.
genç bestecilere, müzisyenlere genel olarak ne önerirsin? Neden? Türkiye'de aşırı bir yüksek eğitim veren konservatuvar var çok sayıda. Biraz gereğinden fazla. Çünkü yüksek eğitim biraz konsantre olmuş bir eğitim ekibi ister. Yani kısacası çözülmüş en iyi hocaların bir araya geldiği. Türkiye'de de bunu yapabilecek iki kentte ancak yapılabilir. Ama öyle değil. Şimdi 20-30 arası tam bilmiyorum. Birçok yerde yüksek müzik eğitimi verilmekte. Bu da birçok dersin yapılamadığını işaret eder Türkiye'de. Hocası yok mesela ya da var ama yetersiz filan gibi. Tabii ki özellikle İstanbul, Ankara, İzmir'de iyi okullarımız var ama her yerde olmaz mesela. Anlatabiliyor muyum? Bu nedenle bir kere bu sistem nedeniyle gençlere ne öneririm? Aldıkları eğitimi yeterli olsa bile yani bazı yerler çok iyi. Muhakkak yetersiz olarak önyargılı olsunlar. Eksik. Aldığı eğitimi yetersiz bulsunlar. Ki ben bunda hep haklı çıkarım nasıl olsa. En yeterli yerde de yetersizdir zaten. Çünkü Türk toplumu da yeterli değil. Yani Türk toplumu henüz sanata hazır değil. Sanatseverler var. Tabii ki bir şeyler var. Küçümsemiyorum ama batıdaki rekabet, batıdaki mesela koskoca Fransa'daki önemli bir nüfusa sahip 60 milyon civarında 65'e yaklaştı. O Fransa nüfusunun içinde iki tane sadece yüksek eğitim veren okul var. Ama 4.700 küsur konservatuvar var. Yani muazzam bir altyapı var. Fakat sadece süzülerek iki kurumda, Paris ve Lyon'da, başka hiçbir yerde yüksek diploması vermiyor. Bunu bir kere söyleyeyim. Türkiye'de ise her yerde veriyor. Dolayısıyla bu yetersizlik alametidir. Bana gelen giden gençler var. Bazıları çok yetenekli falan. Ama yetenek yetmez. Bilgi ve beceri konusunda inanılmaz gerideler. İnanılmaz gerideler. Yani başka ülkede konservatuar giriş sınavını kazanamayacak, burada bitirmek üzere olan insanlar var. Bunları herkes biliyor. Bana gelen herkes bunu biliyor. Çok çok teşekkürler. Uvertürümüzü yapmış olduk, tamamlamış olduk şimdi. Onlar yani yurt dışında üstüne bir şeyler ilave etmek için uğraşmaları. Doğru. Çok güzel, harika. Devam etmek üzere Selmacığım. Çok teşekkürler. Ben Beraber teşekkür ederim.